Abla şuraya bir sokulayım ben yanına. Kolay gelsin. Bak bak alışırsın işte. Karışır mıyım? Alışırsın, alışırsın. He. Çocuklar ne güzel cıvıl cıvıl karşıladılar bizi. Abi öküz gördüm, traktörü gördüm, atı hiç görmedim ben ya. Dededene beden kalma bir şey. Ata da binerin, eşeğe de binerin, deveye de binerin. Demirtaş'ı yaşamak için geldik ve geldiğimiz için memnunuz. Doğayla, denizle iç içe olmak için geldik ve aradıklarımızdan fazlasını bulduk diyebilirim. Ben bu köyde doğdum, büyüdüm. O zaman yokluk vardı. Ben neydim? Sevgili izleyenler, ben şimdi şepit yapmaya ineceğim. Ablamlar dediler ki şepit yapmaya gideceksin ama o kıyafetle gidilmez dediler. Bana burada yöresel bir tane şalvar giydim. Eşarbımı bağladım. Saç düşer üstüne dediler. Heh. Şimdi teyzem beni hazırladı içeride. Şimdi hazırladım. Teyze nasıl hazırladın beni? İyisin, iyisin. Çok güzelsin. Allah bazına sahabına bağışlasın. Amin. Sağ ol. Şimdi hemen aşağıya iniyorum sevgili izleyenler. Burada şu anda bir şepit organizasyonu var. Hemen ablamın yanına iniyorum. Şöyle abla şuraya bir sokulayım ben yanına. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. İyiyiz. Siz nasılsınız? De iyiyiz. Abla bunu hep yapar mıyız? Yaparız arada. Yapıyoruz yani. Şeyden Alanya'da eltilerim var, inilerim var. Geldik sıra onlar zaten... Abla sen eltilerine böyle uğraşıp şepit mi yapıyorsun? Ya, evet yapıyorum. Çok severim ben eltilerimi. Kardeşim gibiyiz. Biz kardeş gibiyiz. Bu köyde herkes eltisini çok seviyor. Ya, kardeş gibiyiz biz yani. Abla bu köyden miyiz? Ali Efendi köyünden. Efendi köyündenim. Buradan Akçıya mahallesindenim. Burada oturuyorum. Doğma büyüme buralıyım. Eşim Alanya'da aletripçi. 4 çocuk annesiyim. Çocuklarımın 4'ü de okuyor. Yarışmaya Ali Efendi köyünden katılıyoruz. En güzel şepiti biz yapıyoruz. Evet, çocuklarım 4'ü de okuyor. Biri ikisi üniversitede, biri İzmir 9 Eylül'de. Biri Antalya Tıp Merkezi'nde. Kızım da Alanya Sağlık Bölümü. Oo, ablam taktı. Orada okuyor. İşte ben de burada köyde onlar eşime destek olmak için bir ineğim var, ona bakarım. Küçük şey tarım yaparım. Abla şepitten sonra ineğin yanına götürmeyeceğim beni değil mi? İnek uzakta, istersen götürebilirim. 2 tane kızım var, buzağım var. 2 tane ineğim var. Onları sağıyorsun. Seviyorum da sayıyorum. Ay sağıyorum. Sağıyorum inekleri. Süt çok veriyorlar mı abla? Süt mü? İşte olduk kadar. Ya şeyler ufak ya ta yavruları, onları emziriyorum. Şimdi sen onu yap, bak bir de ben sana yapacağım ondan, tamam mı? Evet. Sen onu yap, kapat. Bak ben ne güzel öğrendim biliyor musun? Ben kaç köyü gezdim, her gittiğim köyde yaptım. Hı. Ben şimdi uzman olarak geldim. Bakalım sen beğeneceksin benim yaptığımı. Öğreteceksin o zaman. Yok, öğretmek ne haddime. Sadece senden şimdi numara alacağım, onay alacağım yani. Evet. Bakalım sen kalk bakalım oradan, bir de ben geçeyim. Şimdi biz rolleri değişiyoruz. Neydi abla, ismi unuttum ben. Ayşe abla, evet. Sen şimdi mikrofonu al. Evet. Sen bana soracağın varsa sor. Ben şuraya bir oturayım. Dur önce ayakkabılarımı bir çıkarayım. Al abla mikrofonu. Şimdi iş değişti. Hadi bakalım. Görelim bir nasıl yapacaksın. Görelim bakalım nasıl yapacağız. Evet. Tişörtün yukarı. Bak şimdi abla bak bak. Biraz daha. Abla bu oklava uzun değil mi? Uzun değil. Ne yapacağım? Azot tarafa yapacağım. Şöyle. Biraz evet. Bak. Bak alışırsın işte. Karışır mıyım? Alışırsın, alışırsın. He. Ama bükme. Bunun dumanı benim gözüme vuruyor. Köylü yörük olmak kolay değil, köylü hanım olmak. Biraz daha ufra. Ufra ne? Şu undan üstüne atacaksın. He, ufra attım. Evet. Ben sen yaparken konuşturdum seni. Sen benim elime bakıyorsun. Ben heyecandan yapamıyorum ki. Öyle mi yapalım? İyi. Tabii soracağın varsa. Sen yani, televizyoncusun değil mi? He. Evli misin? Evliyim. Çocuğun var mı? Var çocuğum, bir tane oğlum. Abla daha çok heyecanlandım ya. Allah bağışlasın. Sağ olasın. Kız mı sandın? Evet, kız gibisin maşallah. Abla bu yeter mi? Gözüm görmüyor, duman vurdu. Yeter bana. Yeter, ben yaparım. Sağ ol. Dur, olmaz, içini koyacağım. Bu kadar koyulmaz mı bunun üstüne? Koyulur canım, niye koyulmasın? Dur. Kalın hemen, olur biraz. Hemen. Sevgili izleyenler, öğrenememişim daha ben. Öğrenememişim. Sen bana gel, bir ay ben sana öğretirim. Bir ayda usta olur muyum? Olursun. 2 günde de olursun. Öyle. Ama bu taraf ne oldu böyle? Sen onu şey yaptın da öyle. Sapı o tarafta uzun olacak. Beğenemedin değil mi Ayşe abla? Yarın akın divanında, divanında, divanında doğru da söylesin.
Sevgili izleyenler, hala öğrenememişim. Ayşe ablam diyor ki olmadı diyor, yapma diyor. Evet sevgili izleyenler, biraz önce sohbetimiz arasında biliyorsunuz Turan abim eski Osmanlı şöyle eski Osmanlı belgelerinden bahsetmişti. Şimdi bize hem kendisi gösterecek hem açıklayacak, değil mi Turan abi? Evet. Şimdi efendim, tabii Osmanlı meşrutiyet, birinci meşrutiyetin ilanıyla kendi halkına bu tapu verdi. Yani bu Bulgaristan'da hala şimdi o tapular, Yunanistan'da, Mısır'da, Arabistan'da her yerde geçerli. O tapulardan bizim dedelerimize de vermiş. İşte tapular elimizde, bu eski tapular. Mesela bu tapu bizim yaylamıza ait. Bu tapu bizim yaylamıza ait. Şimdi bu tapularda dedelerimiz kullandığı yere tapusunu almış. Buna göre Kadastro'da burada halka tapu dağıttı. Kadastro'da tapu verdi. Bu eski tapulara göre. Ve zilliyete göre. Ama gelelim ki bu tapuları yaylada bizim geçersiz sayıldı. Çünkü Konya hududunda olduğundan, yaylanın Konya hududuna 1954 yılında üçlü kararname ile Konya'ya verilmiş. Bizim halbuki biz köy olarak orada kurulmuşuz. Halefendi köyü olarak ilk önce. Neden oldu bilmiyoruz. Tabii şimdi mahkemelik, mahkemede, Kadastro Mahkemesi'nde Bozkır'da devam ediyor. Tabii netice ne olur bilmiyoruz. Burada büyük bir haksızlığa uğradık. Yani biz sonradan gelme veya derme çatma bir yer değiliz. Eskiden buranın yerlisiyiz. Yaylamız da kendimizin, sahilimizin de tapulu, tescilli, imarlı, iskanlı. İmar demeyelim de, yani o zamana göre, şimdi belediye imar değil de, o zamana göre, hatta bizim bu köyümüzün her tarafı yerleşim bölgesi. Bütün 8 tane mahalle var, hepsi yerleşim bölgesi. Her tarafı. Şimdi bazı köylerde yerleşim alanı ayrı ama bizde her tarafı yerleşim bölgesi. Çünkü neden desen, dağılmış köy her tarafına yerleşmiş. Onun için bizim bu yayladaki haksızlıkla tabi burada yapılacak bir şey yok ama halkın duyması için bunu diyorum. Orada büyük haksızlığa uğradık. İnşallah bizim Alanya, Antalya yetkililer bize sahip çıkar mı çıkmaz mı orasını bilmiyoruz. Şimdi Turan abi, şimdi sen üstünü kapatıyorsun ama ben şurada bir teşekkür belgesi gördüm. Şu teşekkür belgesinden de bahsedelim mi? Sen pek sevmiyorsun böyle ön plana çıkmayı ama yani gene de. Belgesi. Şimdi biz Alefendi Köyü'nde, Türkiye'de ilk olarak Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü desteğiyle ağaçlandırma yaptık. 45-50 bin ağaç diktik ilk olarak Türkiye'de. O zamanın genel müdürü İsmail Büyük Kahraman, Küçük Öz Kahraman bize bir teşekkür belgesi verdi de şimdi spiker hanımın sorduğu bu. Olsun şöyle yine de. Övünmek değil bu yani. Yok, hayır, övünmeniz açısından değil. Hani Türkiye'de ilk olmuş ya, ben o yüzden göstermek istedim. Hani siz de öncülerindensiniz. O yüzden sizden hem duyalım hem de belgenizi. Allah rahmet eylesin. Sağ olsa. Allah ömür versin. Allah ömür versin. Yani geldi, evime kadar geldiydi. Yani bize bu belgeyi verdiydi adamcağız. Yani Allah rahmet eylesin. Evet. Ve ben o zaman 60 bin ağaç diktim. Hala ağaçlar şimdi en fazla gelişen fıstık çamı oldu. Şu anda o ağaçlar var. Fıstık çamı var. Fıstık çamının ama daha bizde fıstık çamından gelir elde etme gibi bir şeyimiz yok. Meyveyi verdi ama toplayıp satamadık. Tabii bunun çıkarması zor. Paprikası. İzmir'de bir yerde varmış paprikası ama ne olur bilmiyorum artık sonrasını. Evet sevgili izleyenler, elimde bir plaket var. Bunu da tabii Turan abime ben vermek isterdim ama Turan abim bunu zaten 13 Nisan 2004 yılında rahmetli Alanya Kaymakamı Günhan Sarıkaya tarafından hediye edilmiş zaten. Şimdi Turan abi istemiyor aslında. Ödüller var ama biz istedik ki yine de şöyle muhtarımızın ödüllerini gösterelim. Çünkü gerçekten Ali Efendi köyünde kaç yıl muhtarlık yapmıştık Turan abi? 15 yıl aralıksız. Turan abi köy halkı tarafından çok sevilen, sayılan ve 15 yıl aralıksız muhtarlık yapmış. Tabii ki bu plaketlerde, ödüllerde gösterilir. Bir hastalık dolayısıyla yani. Evet, kendisinde bir ameliyat geçirdiği için muhtarlığı bırakıyor ama hala köyüyle ilgileniyor. Çok yakın. Beyin anavizması geçirdik. Bütün dostlarım, kaymakam, rahmetli kaymakamımız, bizi ameliyat eden Recai Tuncer Hoca bize bırak dediler. Yani bu kaldırmaz dediler. Muhtarlığı şimdiki muhtarımıza seçimde aday olmadım. O aday oldu, o kazandı.
Devam ediyor işte şimdi. Ben onun için bıraktım muhtarlığı yani. Halka hizmete her zaman hep meraklıyım, hevesim yani. Ama hala devam ediyorsunuz. Allah sağlığınızı, sıhhatinizi yeniden inşallah daha iyi etsin ki bu halk da sizden faydalansın. Şimdi efendim şöyle bir durum var. Bir insan elbette kendine hizmet edecek, ailesine hizmet edecek. Ama bir de topluma hizmet var. Bunu insan kendine amaç edinirse, eğer edebilirse bu çok benim için bana gurur verici bir şey bu. Ama tabii herkese nasip olmaz. Bize Cenab-ı Allah bir muhtarlık nasip etti. Gücümüzün yettiği kadar çalıştık. Elimizin yettiği kadar çalıştık. Kimseye zararımız olmadan topluma hizmet etmeye çalıştık. Ettik. Tabii ölenecek bir şey değil ama verilen göreve göre. Yani verilen göreve göre. Biz başka bir görevde olsaydık yani Allah nasip etsin. Orada da yapmaya çalışırdık en iyisini inşallah. Ama tabii burada da böyle. Muhtarlığı da çok güzel. 15 yıl yapmışsın abi. Hala da yapmaya devam ediyorsun. Yardımcı olmaya çalışıyorsun en azından. Köy halkının her zaman yanındasın. Bu onlar için çok güzel bence. Ya topluma hizmet etmek çok güzel bir şey, daha zor bir şey. Çünkü insanın kendi menfaatine çıkarı olmadan o alemin menfaatine çalışmak her insanın harcı değildir yani. Onlar seçime giren insanın 3 tane amacı vardır. Birisi topluma hizmet edeyim diye. Birisi mevki sahibi olayım, herkes bana bahsetsin diye. Birisi de oradan bir avantaj sağlayabilir miyim diye. İnşallah Cenab-ı Allah bu göreve gelen gelecek olan aylarımızı son ikisinden yetmez, ilkinden eder. Önce vicdan diyelim değil mi? Önce vicdan. Çocuklar ne güzel cıvıl cıvıl karşıladılar bizi. Abi öküzü gördüm, traktörü gördüm, atı hiç görmedim ben ya. Dededen ebeden kalma bir şey. Ata da binerin, eşeğe de binerin, deveye de binerin. Demirtaş'ı yaşamak için geldik ve geldiğimiz için memnunuz. Doğayla, denizle iç içe olmak için geldik ve aradıklarımızdan fazlasını bulduk diyebilirim. Ben bu köyde doğdum, büyüdüm. O zaman yokluk vardı. Ben neydim? Evet sevgili izleyenler, Ali Efendi Köyü'nün içerisinde dolaşmaya devam ediyoruz. Hemen yolunda. Abi burası ne? Turan abi burası? Mahallenin adı? Burası Ali Efendi Köyü'nün merkez sayılır. Merkez camisi, okulu, köy konağı. Hı hı. Burası yani sonradan merkez durumuna gelen bir yer. Anladım. Cami ne zaman yapıldı? Cami 1986 yıllarında başladı, 89-90'da bitti. Bu köy halkı tarafından yapılan bir cami mi? Köy halkı tarafından, yani o zaman köy hizmetleri az bir yardım etti galiba, fazla bir yardım da olmadı. Minare tamamen kendi katkımızla, devlet katkısı yok. Köy halkı kendi camisinin minaresini kendi yaptı. Yaptı. Köy Konağı İller Bankası'nın yardımıyla, projesiyle, İmar İskan'ın projesiyle. Bu köy konağında ne var abi? Ne yapılıyor bu köy konağında? Köy konağının üstü köy muhtarının toplantı salonu. Hı hı. Ondan sonra mutfak, odalar. Altta ne var? Altta düğün salonu. Ali Efendi Köyü'nün düğün salonu mu var? Kaç kişilik abi orası? Vallahi 500-600 kişi alır. O kadar da büyük. Buyurun. Evet sevgili izleyenler, Ali Efendi Köyü'nün içerisinde köy konağımız var. Altında düğün salonumuz da var. Evet, alt katı düğün salonu. Sevgili izleyenler, neredeyiz? Görmüş olduğunuz gibi Ali Efendi Köyü İlköğretim Okulu'ndayız. Çocuklar ne güzel cıvıl cıvıl karşıladılar bizi. Hepsi çok meraklı kameraya bakıyor. Hangisine ben mikrofonu uzatacağımı bilemiyorum. Sana uzatalım mı? İsmin ne? Kürşat. Kürşat kaç yaşındasın? 9. 9 yaşındasın. Ali Efendi Köyü'nde mi doğdun sen? Evet. Ne olacaksın büyüyünce? Matematik öğretmeni. Niye matematik öğretmeni? Çünkü en sevdiğim ders matematik. 2 kere 2? 4. 3 kere 5? 3 kere 5. 15. Heh, tamam olur. Hemen cevap verdi. Sen gel bakalım, senin adın ne? Beyza. Beyza sen ne olacaksın? İngilizce öğretmeni. Türkçe öğretmen olacak da İngilizce yaptım ben. Türkçe öğretmenim olmak istiyorsun. Neden? Çünkü Türkçeyi çok seviyorum. Türkçeyi çok seviyorsun. İstiklal Marşı'nı biliyor musun? Hı hı. Ne kadarını biliyorsun? Bildiğin kadarını bağıra bağıra bir oku bakalım. İstiklal Marşı. Şuraya bak, şuraya.
Korkmazsınız bu şafak, rarda yüzen sancak, sönmeden yurdumun üstünde, dinlenen son ocak benim etimin yıldızı. Dır parlayacak benim, dir o benim milletimin. Ancak çarpma kurban olayım çehrenin. En az ilal kahraman ırkıma bir günde. Bu şiddet bu cehennem, sana olmaz dökülen kanlarımız sonları. Beyza yoruldu, İstiklal Marşı'yla başladı, şiire bağladı. Adın ne? Mustafa. Mustafa, bu köyde misin sen de? Hı hı. Nerede oturuyorsun? Ali Efendi. Ali Efendi köyün hangi mahallesindesin? Allah, sen ne öğretmeni olacaksın? Resim. Resim öğretmeni olacaksın. Sevgili izleyenler, Ali Efendi köyü mesleğini seçmiş. Hepsi öğretmen olmak istiyor. Sen ne öğretmen olacaksın? Ben şey olacağım. Maestro olacaksın? İngilizce. Aa, bu da İngilizce öğretmeni. Öğretmenin dışında başka meslek sahibi olmak isteyen var mı sen? Hakim. Hakim olacak. Gel bakalım, adın ne senin? Zühre. Zühre, ne güzel ismin var. Kim koymuş? Bilmiyorum. Deden koymuştur muhtemelen. Bilmem. Peki Zühre, sen neden hakim olmak istiyorsun? Hakimlik, hakim ne yapar biliyor musun? Bilmediğin mesleği niye öğreniyor? Öğren bakalım hakim. Ne adaleti. Zühre mesleğe karar vermiş ama hakim ne bilmiyor. Sen biliyor musun hakim ne? Suçlular şey yapmak için. Ne yapar suçluları? Suçluları kim yakalar? Polis. Polis onları nereye götürür? Nezarete. Adliyeye götürür. Adliyede onların cezasını da hakim verir değil mi? Yani Zühre verecek inşallah. Değil mi Zühre? Evet. Evet, başka konuşmak isteyen var mı? Soru sormak isteyen. Ay, parmak kaldırıyor, senin adın ne? Enes. Enes, sen Pepe misin? Evet. Evet. Allah'ım ya Rabbim, gel bakayım buraya. Senin kardeşin var mı? Yok. Sen çizgi filmi çok mu seyrediyorsun? Biraz çok seyrederim. Biraz çok seyrederim canım, işte ne var değil mi? Hı-hı. Ne olacaksın sen? Doktor. Ne doktor olacaksın ama? Hastalara bakacağım. Ya hastalara bakacaksın da çocuk doktoru mu olacaksın? Ameliyatçı mı olacaksın? Ne olacaksın? Ameliyatçı. Allah'ım ameliyatçı olacak ya Rabbim. Başka sen? Rümeysa'dan. Rümeysa Doğan, Ali Efendi köyünden misin? Hı hı. Kaça gidiyorsun? 4. sınıfa. Kahvaltını yaptın mı? Hı hı. Ne yedin kahvaltıda? Yumurta. Nasıl yumurta yedin? Haşlanmış. Her sabah yer misin? Hı hı. Hı. Süt içiyor musun? Evet. İnek var mı sizin? Hı hı. Kaç tane? Bir. Bir tane ineği sen sağabiliyor musun? Kim sağıyor? Anne. Annen sağıyor, sen de içiyorsun öyle mi? Evet. Afiyet, bal şeker olsun. Bakayım şöyle gözüme bir tane daha kestireyim. Bakayım. Gel bakayım, sen kaç yaşındasın? 4. 4 yaşındasın. Şu abiye bak, abi görsün seni. 4 yaşında, bir dakika dur. Şimdi bir dakika. Sen 4 yaşında mısın? Hayır, 10. 10 yaşındasın. Şimdi heyecandan 4 yaşındayım dedin değil mi? Evet. Sen süt içmiyorsun belli ki. Arada sırada içiyorum, annem inek sağıyor. Sizin inek arada sırada mı süt veriyor? Hayır. Annem yağ yapıyor. Ne yağ? Tereyağı mı yapıyor? Evet. Annene de ki, anne de tereyağı yapma. Sabah akşam bana süt ver. Elif ablam öyle dedi de. Tamam mı? Tamam. Benim dişlerim dökülüyor de, dökülmesin de. Sen ne olacaksın? Öğretmen. Ne Allah'ım, tamam efendim, daha fazla mikrofonu uzatmak istemiyorum. Bunların hepsi öğretmen olacak. Geleceğimizin ışıkları, bunların hepsi öğretmen. Bir tane de hakimimiz var. Sevgili izleyenler, şu anda hangi mevkideyiz biz Turan abi? Ali Efendi köyünün Suludere mevkisindeyiz. Evet sevgili izleyenler, şu anda Ali Efendi köyünün Suludere mevkiindeyiz. Biraz önce Turan abimin evde bahsettiği çam fıstık ağaçlarını görüntülemeye geldik. Evet abi. Ali Efendi köy adına yapmış olduğumuz özel ağaçlandırma şu gördüğümüz sahadır. Burada 16 bin tane çam fıstık çamı dikili. Hı hı. Daha içine geçmedik ama meyveyi 20 senede veriyormuş zaten. 22 sene oldu yapılalı, meyveyi vermiş. Ama toplamadık. Daha işte bu gördüğünüz ağaç Ali Efendi köy tüccar kişinin adına yapılan özel ağaçlandırma sahası. Bir sene sonra meyve veriyor. Bu İzmir dolayında herhalde bir kadar orada varmış da
Orada tabii fabrikası varmış, yani bunu ayıklama fabrikası. Anladım. Ben bilmiyordum çam fıstığının 20 senede. Alanya'da orman işletmesinin önünde birkaç tane ağaç var da tabii toplu olmayınca, birkaç tane ağaç olunca kimse mümsemiyor yani, süs gibi dikiliyor yani. Bunun fabrikası İzmir'de. Bunlar toplanıp İzmir'e mi gidecek? Ya toplanırsa yani bilmiyoruz. Daha önce hiçbir şey yapmadık. Ha, diktik ama meyvesini daha alamadık diyorsun. Yani meyvesini almadık daha. Farz edelim toplandı. Toplandığı zaman İzmir'e gidecek. Herhalde İzmir'e gider, başka yere ayıklamıyor. Fabrika çünkü iki tane, bir kozalağın içinde bir de onun dışında kabuğu var. Anladım. Yani iki işlem görecek. İki işlem görecek. Sevgili izleyenler, şu anda tarihi bir olay diyorum ben. Abi kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol, Allah razı olsun. Çiğ takıyoruz. Abi öküzü gördüm, traktörü gördüm, atı hiç görmedim ben ya. Dededen ebeden kalma bir şey. Gelenek at, gelenek mi? Evet. At kimden? Dededen kalma mı? Hayır, dededen değil de şey, böyle dededen kalma. He, atı kendimiz yetiştirdik. Anladım. Atı böyle çiğ sürmek için mi yetiştirdik? Evet. Başka ne için kullanıyorsun bu atı? Başka odun getiririz. Çocukları bindiririz bazen. Çocuğa ben binsem gezdirir mi beni? Şimdi semer olmaz, gezdirmez de semer olsa gezdirir. Öyle yabancılamıyor da hayvan. Yok, öyle yabancılamaz. Ha, ne yapıyorsun abi şimdi? Kaç günde sürüyorsun burayı böyle atla? Şimdi 2,5 gün burayı sürdük. Heh. İşte öbür yüzleri sürdük. Böyle öküzden iyi bu. Niye? Öküzden daha mı iyi yol biliyor? Yol biliyor. Şimdi bu daşların şeylerini sürüyor yani, şey olmadan sürüyor. Abi Ali Efendi köyünden misin? Evet, Ali Efendi köyü Sakı Mahallesi'nden ben. Sakı Mahallesi'ndensin. Evet. Çocukluğun burada geçti. Evet, çocukluğum burada geçti. Atın üstünde mi geçti senin? Ya biz yörük olduğumuz için işte bu şeylerden, malcılığıyla şeyde geçti işte. Hayvanlardan iyi anlıyorsun. Peki attan başka hayvan var mı? Var var, inek var, tana var, öküz var. Abi öküz var, öküzü niye sürmüyorsun da bu hayvanı sürüyor? Şimdi öküz çift sürmez. Niye? Alıştırmadık, kayıtlar bitti. Ha, hayvan alışık olmadığı için süremiyorsunuz. Süremiyoruz. Öküz iki olması lazım. Ha, ama at tek de götürüyor işi diyorsun. Tabii at tek olunca götürüyor. Anladım abi. Peki atın bakımı nasıl? Atın bakımı fazla bir şey değil. Bir çuval arpa yedirdin mi yazla diyorsun işte. He, böyle bunun üstünde yorulduğunda da üstüne binip sürebiliyor musun? Yok, öyle süremezsin. Niye? Ya öyle rezillik çektirmeye değmez hayvana. Ha, hayvan rezillik çekiyor, anladım. Evet. Ne ekeceksin abi buraya sen? Bura buğday. Buğday ekeceksin? Evet. Burası Cumhuriyet buğdayı yakıyoruz işte. Cumhuriyet buğdayı nasıl oluyor abi? Eski zamandan dededen ebeden kalan buğday. O farkı ne? Özelliği ne? Ya şimdi bu uzun buğday, çavdar buğday çıktı. Heh. Onu pek, unu siyah oluyor. Yenek gelmiyor. Ama o eskidenki buğdayın lezzeti gene başka oluyor. Anladım. Peki buğdayı topladıktan sonra nerede öğüttürüyorsun? Değirmende öğüttürüyoruz. Değirmen nerede? Bu aşağıda Demirtaş'ta. Hadi Demirtaş'ta değirmeniniz var. Oraya götürüyorsunuz. Oraya götürüp büyütüyoruz. Getiriyoruz işte, çor çocuk yiyor. Çor çocuk kaç tane var abi? İki tane çocuğum var, oğlum var. Allah bağışlasın, okuyorlar. Biri, evet, biri 10 yaşında, biri 1,5 yaşında. Onları mı gezdiriyorsun bunun üstünde? Ya onları hiç bindirmedim daha da. E niye bindirmedin? Birini bindirdim de. Bindirmediler mi? Ya biri 1,5 yaşında, onu bindirmedim zaten. Yenge biniyor mu, yenge? O hiç binmez. Niye? Binemez ya. Yenge nereden? Gazmazır mı? Hayır, Kazmakazar'da. Nereden? Ali Efendi köyünden mi? İshaklı'dan aşağıdan. Ha, İshaklı. Biz İshaklı köyüne de gideceğiz inşallah. Bakalım yengenin köyü mü güzel, senin köyün mü güzel? İnşallah. Hangi köy güzel? Ya herkesin kendi vatanı güzel tabii. Tabii, şimdi herkesin kendi köyü güzel. Bana göre Alanya'nın tüm köyleri güzel. Güzel. Köyünden çok memnunsun herhalde. Hiç bırakıp gitmeyi düşünmedin mi? Hayır hayır, memnunuz. Anam babamın yanındaydım. Babam rahmetli oldu işte. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Anamın çocukların yanındayız. Ya annenize siz bakıyorsunuz herhalde değil mi? Tamam. Bir de yengeye mikrofonu uzatalım bakalım. Senden şikayetleri var mı acaba? Ya olmaz herhalde. Ama herhaldemiz de var değil mi? Olmaz. Olmaz. Oldu abi, biz senin işinden alıkoymayalım. Sen gördüğüm kadarıyla spor da yapıyorsun. Sporu da böldük biz senin. Sana Allah kolaylık versin diyoruz. Allah razı olun.
Kolay gelsin. Allah işinizi rast getirsin. Çok sağ ol. Çevirirsen oraya dön. İki ipi mi birden tut? Hayır hayır. Bunlardan tutacağım. Bunu buradan tut. He. Devam et. He. De. 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 Hayvan beni be. Abo. Devamında, devamında, devamında doğru da söylensin. Kalk gidek meyhanaya, çayhanaya, meyhanaya, baba gönlüm eğlensin. Yarın akın divanında. Ya vallahi de billahi sevgili izleyenler, göründüğü gibi kolay değil. Gerçekten kolay değil. Tutuyorsun, bakar mısınız burada direksiyonlar var. Bunları nereye çevirirsen hayvan oraya gidiyormuş. Ben ne bileyim, aldım başıma gidiyorum. Yenge sen biliyor musun? Gel seninle de bir sohbet edelim. Çevre. Yenge dur dur çevirme. Dur dur hayvanı yormayalım. Dur yenge dur. Kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl, eşinle çalışmak zor değil mi? İyi iyi, kolay. Sen de öğrenmişsin anladığım kadarıyla. Bunu sürebiliyor musun? Sürmedim de olmadığı zaman süreceğiz gari. Ha sen şimdi benden heves aldın, sürmeyi mi deneyeceksin? Ha bir görelim bakalım seni, bak nasıl koşturuyor. Ben şuradan başladım, aynı sürdüğü yerden koşturduğu hayvan beni. Aynı yere ben de gidebilirim. Aynı yerden bir de sen git, bir de seni görelim bakalım. Elinde kelepçe, kelepçe, kelepçe. Sevgili izleyenler, görmüş olduğunuz gibi uzun bir yorucu yokuştan çıktıktan sonra atımızı hemen arkasında, ki görmüş olduğunuz ne deniyor abi atın arkasına taktığın şeye, demire? Saban ve Hamit mi? Allah Allah, onu da ilk defa duydum. Saban ve Hamid'i kullanamadığımı, ne kadar beceriksiz olduğumu siz de gözler önünde gördünüz. Dayı kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Kazma kazıyoruz. Kazma kazıyorsun. Sen kaç yaşındasın? 70. 70 yaşındasın ve hala çalışıyorsun. Çalışıyorum. Çalışıyorum. Ali Efendi köyündesin. Ha, Ali Efendi köyünde. Burada doğdun, burada evlendin. Hı. Yenge nerede? Öldü. Evlenmedin mi ondan sonra hiç? Evlenmedim. Niye? Olmadı işte. Olmadı. Bak buranın adeti neymiş biliyor musun? Yenge vefat ederse şeyler, beyler evlenmezmiş. Hanımına sadık olurmuş. İkinci evliliği yapmamış. Ama sen şimdi yapabilirsin. Yenge vefat etmiş. Kaç yıl oldu? 5-6 sene oldu. 5-6 sene. Hiç düşünmüyor musun evlenmeyi? Olmadı. Olmadı mı, sen mi istemedin? Ben istemedim. Anladım. Böyle rahatsın. Tek başına mı yaşıyorsun? Hmm. Orada abim var. Onlarla şey deriz. Abinizle birlikte kalıyorsunuz. Hmm. Böyle şimdi amca, Ali Efendi köyündeyiz ya biz şimdi. Ali Efendi köyünün eskilerinden bir şöyle bize bir şeyler, hani başından geçen acı tatlı ne varsa bizimle bir paylaşır mısın? Efendim, evvel zamanında engellerde şey vardı, belit vardı, giliğine uydur, şepet attırırdık. Şimdi giliğini derken çekirdeğini, nerede, nasıl ütüyordun? Değirmende uyuttururduk, çekirdeğe şey ederdik, şepet attırırdık. Şepet attırıyordunuz? Yokluktan, yokluktan. Şimdi yapmıyorsunuz değil mi? Yok, yapmıyoruz. Özlüyor musun o günleri? Özlemedim. Peki amca, burada çocukluğunuz nasıl geçti sizin? Ne yaptınız çocukken? İşte böyle çiftte, ireçvellikte yapardık. Oyun oynamaz mıydınız hiç? Oynardık da ne desen ireçvellikteydik. Şimdi kimin korkusu vardı böyle çalışmada? Şimdi yaramazlık yapmışındır ya. İlla ki burada ağaca çıkmışındır bir şey. Mutlaka geçmiştir başında. Tabii tabii. Geçti. Anlat bakalım ne geçti? bir hatıra, bir anı, bir şey anlat bize. Burada başına, hani şimdi böyle oturduğun zaman arkadaşların arasında ya da akrabaların arasında anlatıp da güldüğün. Güldüğümüz işte arkadaşlarla oturup şey diyoruz. Yapar. Katran çıkardık, hadime taş kesip etmedim arkadaş. Anlatın. Katran çıkardık. Katran çıkarırdık. Şimdi katranı bilmeyen var. Mesela benim gibi. Katranı ne çıkarıyordunuz siz? Katranı püse bir yapardık, hani püse yapardık. Ha şimdi püseyi gibi yapardın. Şimdi ben püseyi biliyor muyum bir? Bir anlat bakalım, o ne? Koskoyu bir şey. Koskoyu bir şey ne? Ham maddesi ne bunun? Ham maddesi ağaçtan, işamdan alırdık. Hı? İşamdan alırdık. Hı? Şey derdik. Amcam bulmaca gibi konuşuyor. İşamdan alırdın. Ne yapardın? Katran çıkarırdın. Yalaklardık. Hı? Yalaktan akar da taşlardı üstünü. Hı? Şey derdik, hani yapardık, hani akardı.
Yapardın, akardı da sen şunu bir baştan bakalım anlat. Ağaçtan ne çıkarıyordun sen? Katran. Katran çıkarıyorsun. Hı. Hangi ağaçtan çıkıyor bu katran? Yaylada olur o. Gevne yaylası. Gevne yaylası. Evet, öğrendik aşağıda yaylanız Gevne'ymiş. Gevne. Evet, Gevne'ye nasıl gidiyordun sen buradan? Arabayla giderdik. Oy, arabayla. Hı. Atla, deveyle gittiğin olmadı mı senin hiç? Oldu, deveyle giderdik. Kaç günde gidiyordunuz deveyle? Bir haftada çıkardık. Bir haftada, yollarda göçebe şeklinde mi? Yatır mıydınız? Çadırda mı yatıyordunuz? Yatırdık, yatırdık. Nerede yatıyordunuz? Yollarda yatırdı işte. Bir haftada çıkardık hani yaylaya. Bir haftada çıkıyordunuz. Katranı oraya mı götürüyordunuz, orada mı çıkarıyordunuz? Yaylada köylere götürüyorduk hani. Katran ne oluyor? Pekmez tarzında bir şey mi? Pekmez halinde bir şey. Şimdi şifreyi yavaş yavaş konuştukça çözüyoruz. Pekmeze çıkarıyoruz. Hadim'de Hadim'de satıyoruz. Satıyoruz. Hadim'de, Bozgurlar'da, onlarda götürür, hayvanlarla götürür, satardık. Şimdi o pekmez yok mu? Bitti mi? Katran pekmezi bitti mi? Yapılmıyor mu? Yapılmıyor. Yapayan da var da yapmayan da. Neyin faydası neydi bu katran pekmezinin? Ya işte bir şeylik vardı, yüzü müyüsü gelirse mala sürerlerdi. Öyle şey derdilerdi hani şey, katranı. Kurt murtu gelmezdi hani. Kurt gelmezdi. Gelmezdi. He, tamam. Oldu amca, çok teşekkür ediyorum, yordum seni. Hakkını helal et, kolay gelsin. Çok sağ ol. Sevgili izleyenler, Ali Efendi Köyü'nün içerisinden geçiyorduk. Bu mevkinin adı Yeni Mahalle. Abim burada çalışıyordu. Hemen bir soralım bakalım kendisinin. Önce halini hatırını soralım. Abi nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Kolay gelsin diyoruz bu arada. Biz sizi tanıyalım mı? Recep Günaydın, emekli öğretmen. Öğretmen, branş? Sınıf öğretmeni. Sınıf öğretmeni, evet. Nerede öğretmenlik yaptık abi? Ali Efendi Köyü'nde yaptım. Ali Efendi Köyü'nde sınıf öğretmenliği yaptım. 2003'te. Evet, bu köyden. Bu köyden. Biliyor musunuz, biz biraz önce köyün okuluna girdik. Oradaki bütün öğrenciler hep öğretmen olmak istiyorlar. Tabii ki, herhalde yani. Öğretmenlik iyi bir meslektir yani. Evet. Şu anda emeklisiniz. Şu anda emekliyim. Ama hala çalışıyorsunuz. Hayır, çalışmıyorum. Ama ben sizi çalışır vaziyette yakaladım. Kendi evimizde çalışıyorum. Evet. Şu anda kendi yol yapım çalışması mı var abi? Hayır, bu başka bir komşunun. Ben, karşıdaki ev benim. Karşıdaki ev sizin? Evet. Buraya niye, kontrole mi geldin abi? Buraya kontrole geldim komşunun. Hani doğru düzgün yapıyorlar mı diye mi geldin? Yok, öyle bir ziyarete geldim. Hoş geldin diye. Ziyarete geldin, hoş geldin. Hangisi yeni geldi abi? Hayır, bunlar 2-3 gündür çalışıyor bu işçi arkadaşlar. Evet. Burayı yapıyorlar, komşunun evi. Yapıyorlar. Biz de kolay gelsin demeye geldik. Biz de kolay gelsin. Abilerim kolay gelsin diyorum. Hemen sizi... Benim bitiyor değil bak. Yeni meslek öğrenecek. Yani kara döşemeyi, o işi yapacak yani, onun fikri o yani. Anladım. Aslında ben de anlamıştım da bozuntuya vermeyeyim dedim. Anladım. Şimdi ben sizi kontrol yaptım ama abi bir kontrolör de burada herhalde. Abi sen de mi kontrole geldin? Hayır. Az önce Recep hocamın söylediği komşusu benim. Ay, hoş geldiniz o zaman buraya. Nereden geldiniz? Ben Bolu'dan geldim. Abi niye geldin? Demirtaş'ı yaşamak için geldik ve geldiğimiz için memnunuz. Doğayla, denizle iç içe olmak için geldik ve aradıklarımızdan fazlasını bulduk diyebilirim. Buraya yazlık olarak mı geleceksin yoksa temelli mi geldin? Hayır, ben burada kiracıyım. Ben burada kiracıyım. Çok program, lisede de öğretmenim ve çok güzel insanlarla beraberim. Çok mutluyum. İsabetli bir tercih yapmışım. Anladım. Siz öğretmen olarak geldiniz buraya. Hoş geldiniz diyoruz biz de size. Ali Efendi Köyü'nün bugün hep öğretmenleri ve öğretmen adaylarıyla birlikte olduk. Abla gel bakalım. Bir de seninle konuşalım. Gel bakalım. Hoş bulduk. Bir de seni tanıyalım mı? Ben Fatma Kaba, Ali Efendi Köylüyüm. Burada doğdun. Burada doğdum, burada büyüdüm. Burada da evlendin. Eşim de buralı, kendim de buralıyım. Aynı köydeniz. Mutluyuz, Allah'a şükür. Ama... Oğlum ne güzel, ablam hemen arkasına da ekledi, mutluyuz. Kaç yıllık evlisin? 30. 30 yıl oldu. Evet. Çoğu çocuk var? 3 oğlum var, bir tane torunum var. İkisi evli. Bir tane bekarım var. Gelin adayı mı arıyorsun? Yok, da aramıyorum. Daha vakti var diyorsun değil mi? Evet. Hemen kaynanalık yapacak ya, daha vakti var. Oğlumu vermek istemiyorum. İki tane verdim, öbürü bana lazım mı diyorsun? Evet tabii canım, onu kendi köyümden, yöremden alıvereceğim.
Hadi kabul etmedi, ne yapacaksın? Eder, eder. Bak yabancılardan istersen ne yapacaksın? İstemez. Bir tane senin sözünden. Bir tanesi Antalyalı, oğlumu da aldı gitti. Onun için öbür oğlum burada. Hangisi gitti? Antalyalı mı gitti, Rus mu? Oğlum. Rus mu gitti? Yok. Antalya'ya mı gitti? Antalya'ya gitti. Ama uzağa gitmemiş ya, şurada Antalya. İstediğin zaman gidiyorsundur. Canım gelinin görevi var. Türkiye Genel İstatistik Sayım Kurulu'nda çalışıyor. Ay ablam gelinini de anlatırken bir övünerek kasıntılı yaptı ki böyle. Abla niye böyle duruyorsun ya? Ne yapıyordun sen? Odun yakıyordum. Ates sobası. Odun sobası kurdunuz. Çok soğuk oluyor mu? Canım biz ates sobası dedim ben. Kocam kalp hastası. Ates ata sobası. Binmesini biliyor musun? Ata da binerin, eşeğe de binerin, deveye de binerin. Binmişliğin var mı deveye? Var tabii canım, var. Siz yaylaya çıkıyor musunuz, Gevne Yaylası'na? Buradan Gevne Yaylası'na eskiden develerle göçerdik. Mesela. Sen genç kızken gider miydin ailenle? Tabii canım, gidilmem ailemle yaylaya. Kediler, köpekler eşeğe tirkerdik, eşeğin üstüne binerdik. Tirkerdik ne demek abla? Bir ona. Arkaya bağlardık. Evet. Yeni yeni öğreniyorum ben. Tirkerdik, hayvanları arka arkaya bağlamaya deniliyor. Evet abla. Evet, işte giderdik. Develerin üstüne yatağımızı atardık, yiyeceklerimizi atardık. Buradan yaylam. Yiyecek ne götürüyordunuz abla? Hani bir hafta gidiyorsunuz ya. Bir hafta ne dayanıyordu yiyecek size? Patates, bulgur, un. Yollarda şerbet atardık. Yağ, çökelek, peynir. İşte yiyerek giderdik başı yukarı. Eskiden yukarıdan dürüm. Zevkli olur muydu? Eskiden yukarıdan dürüm yapardık. Onun ismi çomacıdı. Çomaçlarımızı yiyerek giderdik. Tamam. Çomaçlı. Dürüme çomaç mı deniliyordu? Eskiden çomaç deniyordu. Evet. Şimdi onları yaparak yolda yiyerek gidiyordunuz. Peki yolda korkmuyor muydunuz hani önünüze? Mahallecik göçülürdü 7-8 ev. Çok şenlikli mi oluyordu? Nasıl oluyordu? Şarkılar, türküler? Dedelerimiz, babaannelerimiz, anneannelerimiz Efe'ymiş. Eski mavzerler olurdu yanlarında. Tabanca mabanca sıkar mıydınız? Tabii canım, tabanca. Tabii canım. Sıkılmaz mı? Değil mi? Evet, evet. Evet. Ata binerim, silahımı da kuşanır, sıkarım mı diyorsun abla? Evet, yaparım. Ben sakıncası yoksa Atatürkçü, cumhuriyetçi bir kadınım. Hiçbir sakıncası yok. Türküm. Aynen öyle. Ne mutlu Türküm diyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Fatma abla sana. Çok sağ ol. Size sağ olun. Allah razı olun. Sevgili izleyenler, şimdi Ali Efendi köyünün en eskilerinden Hacı Hasan Aras'ın evindeyiz. Hasan amca Ali Efendi köyünün öncelikle bir eski halini, bir de bize yeni halini anlatsın. Bir de kendini bir tanıyalım. Önce Kanal A'ya ve sizlere çok teşekkür ederim. Gelip beni ziyaret edip bu çekimi yaptığınız için de çok teşekkür ederim. Benim köyümde ben orada doğdum. O köyde büyüdüm. Ve ilkokulu orada bitirdim. Türkiye'de yapılan okulların üçüncüsü, Cumhuriyet'in ilk yapılan okullarından birinde okudum. Ve okula gidip gelmem aşağı yukarı iki geliş 4-5 kilometre var. Ve yalın ayak indim çıktım o okula. Oralarda doğduk, orada büyüdük. Ondan sonra yoklukları, kıtlıkları biz yaşadık. Ondan sonra efendim biz o köyde tabii davar güderek, deve çekerek, affedersin göçerek, ağırlık sürerek büyüdük. Yaylalarda yaylalara çıktığımız vakit oralarda efendim çobanlık yaparak büyüdük. Amalelikten ustalığa geçtik. Ustalığa terfi ettik. Ustalık yaptık bir müddet. Ondan sonra Almanya'ya gittik. Almanya'da kaldık. Oradan döndük. Bu sefer müteahhitliğe başladık. Bir 20-25 sene kadar, 30 sene kadar müteahhitlik yaptık Konya'da ve Alanya'da. Ve şimdi geldik Alanya'ya yerleştik. Köyümden irtibatımı kesmedim. Gidip geliyorum. Köyümün ölüsüne, dirisine, düğününe, derneğine devam ediyorum gitmeye gücüm yettiğince. Ama yarın bir gün olur sinirimizde can kesilir, yaşlandık gayrı. Tekerler yükü taşımaz oldu. Gidemeyiveririz. Artık gençler bizim yaptığımız görev yapar mı onu da bilmem.
Tabii biz bizim hayatımız, geçmişteki hayatımız kut bıçakla tıraş olmak gibi bir şeydi. Daha zordu. Şimdiki gibi değil. O zamanlarda o zamanları gören, o zamanları yaşayan, o yıkıtlıkları, yoklukları gören kişiler, kişilere bugünler her gün düğün bayram. Ama bugünün gençleri o günü görmediği için dünya böyle zannediyor ama maalesef böyle değildi. Çok kötü günlerimiz geçti. Yoklukları, kıtlıkları biz yaşadık. Sıfır, hayata sıfırdan başladık. Anadan babadan bir şey görmedik. Ne yaptıysak kendimiz yaptık, kendimiz ürettik. Zaten o ana baba bizlere bir şey verseydi, bizler de böyle bir şeylere sahip olamazdık. Ona güvenir, yata giderdik. O vermediği için onlara da teşekkür ederim, dua ederim. Verseydi herhalde şimdi çok çabalamak peşinde olmazdık. Biraz daha kendimize çeke düzen verir, hayatımızı daha fazla korumaya çalışırdık. Evet. Onu koruyamadık. Koruyamadık ama koruyamadığımız için de bugünlere yani kolay da gelmedik yani. Evet, şimdi Hasan amca, şurada görmüş olduğum benim birkaç yazı var. Siz aynı zamanda şiir yazmayı çok seviyorsunuz. Bu şiirler de köyünüze mi ait? Köyle ilgili bir şiirlerim de var tabii, çok var da içinden birkaç parçasını okuyacağız tabii. O gözlüğü buna verelim. Okuyorum. Tabii hepsi şeyimde de yani ezberimde de. Hı hı. İşte bu köy benim köyüm. Ben bu köyde doğdum, büyüdüm. O zaman yokluk vardı, ben neydim? Var olalı değişmedim, eskiden de buydum. Buralarda davar güderek büyüdüm ben. Okulunda okudum ben yalın ayak. Geç gelirsem anamdan yerdim dayak. Dağlarında davar güttüm koyak koyak. Benim bu dağlarda çok alacağım var. Bulursam takla atardım, delik kuruş. Keletir satanla yapardım alışveriş. Şuralarda çellik oynar, yapardım yarış. Yalın ayak, yarış yaparak büyüdüm ben. Obada mahallemin adı Boyalık. Anam babam kardeşlerim buralarda kalık. Yamalı şalvarım vardı delik delik. Yamalı 5 şalvar giyerek büyüdüm ben. Hep buralarda geçti çocukluğum. Tarihe karıştı gayrı benim yokluğum. Şükür ile çapa ile ekin ektim. İşte bu yerlerde büyüdüm ben. Okuldan gelince davara giderdim. Eskiden ben bu dağlarda davar güderdim. Davardan döner evde hizmet ederdim. Anama hizmet ederek büyüdüm ben. Çantama katardım 3 ekmekten azık. Kaba şeker satanlardan yerdim kazık. Ta o zamanlardan benim bağrım ezik. Bu dağlarda ezilerek büyüdüm ben. Köyüm hakkında kötü bir şey bilmiyorum. Evet. Hep köyümün iyiliği için çalıştım. İyi olmasını isterim. Ve köyümün insanları çalışkan, becerikli. Ondan sonra herkes ekmeğini getirir. Herkes işinde gücünde. Ondan sonra işte birçoğu da okudu, belli bir yerlere geldi. Hı hı. Köyümde aşağı yukarı doktor çıktı, hekim çıktı. Ondan sonra mühendis, ne bileyim, her türlü memur okudu var, okuyan var. Ve okumaya da devam ediyorlar. Evet. Ne güzel, siz de köyünüzden kopmamışsınız. İnşallah da köyümüzden kopmadık ve köyümüze de işte gidip gelmeye devam ediyoruz. Ne güzel. Artısına eksisine bakıyoruz falan. Allah size sağlık sıhhat versin. Çok da teşekkür ediyorum. Hemen bu tarafa geçiyorum. Efendim amcamın eşi Hayriye teyze, nasılsın? İyiyim dostum.
Siz de iyisiniz. Çok şükür ben de iyiyim. Hayriye teyze sen de Ali Efendi köyünde doğdun. Ali Efendi köyünde doğduk, büyüdük. Orada gelin orada oldum. Gelin oldum. Çocuklarımı büyüttüm. Oradan Konya'ya gittim. Konya'dan da buraya nasibimiş. Ekmeğimiz buradaymış gene. Buradayız. Çocuklarımı verdim çıkardım. Oturuyorum hocayla evde. Ne güzel. Tabii şimdi Ali Efendi köyüne gezmeye gidiyorsunuz akrabalarınızla. Akrabalarımıza gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Onlar bize geliyor. Hastamız sağımız olsa beraber oluyoruz. İyiyiz. Allah sağlık sıhhat versin. Allah sizlere de sağlık sıhhat versin. Çok teşekkür ediyorum. Evinizi bize açtınız. Çok teşekkürler. Ziyaretimiz ettiğiniz için. Evet sevgili izleyenler, bu hafta biz Ali Efendi köyünü gezdik. Ali Efendi köyü halkı adına eski muhtarım Turan abime öncelikle teşekkür ediyorum abicim. Sağ olun. Ben de sizin geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer gerektiği gibi size ilgilenebildiysek ona da bilmiyorum, o da takdiri sizden. Sizden eğer bir hatamız varsa sizden, bizi izleyen seyircilerden hepsinden özür dilerim. Hepsine de saygımı sunarım hepinize. Çok teşekkür ediyoruz Turan abi. İnan ol ki ben çok mutlu oldum, çok eğlendim, çok güzel ağırlandım burada. Sevgili izleyenler, gerçekten Ali Efendi köyü halkı gerçekten o kadar samimi, o kadar candan ki eğer yolunuz düşerse Ali Efendi köyüne mutlaka bir uğrayın, bir gezin. Burada gezip görülebilecek çok yerler var. Turan abim zaten burada. Kendisini de bulmak isterseniz Demirtaş'tan girdiğiniz zaman Turan abiyi sorduğunuz zaman herkes evini zaten tarif ediyor. Ben hepinize buradan, hepinize bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum ayrı ayrı hepinize. Ayrıca saçımda ve makyajımda Gülsüm Cansu Kuaföre, kıyafetimde Maxim Bute ve bizi buralara kadar ulaştıran Göçmen Türk'e çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Bakalım haftaya hangi köydeyiz?